Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yaz sıcaklarında içinizi serinletecek dondurma tadında nefis bir pasta yapacağız. Daha doğrusu parfe yapacağız. Çilekli, muzlu, bisküvili harika bir parfe olacak bu. Mini pasta tarzında. 2 su bardağı kadar sütümü karıştırma kabuğun içine bıraktım. 2 su bardağına 2 paket krem şanti ilave ediyorum. Kıvam alana kadar, köpük köpük olana kadar güzelce çırpacağım krem şantimi. Sütün soğuk olmasına şiddetle tavsiye ediyorum. Süt soğuk olduğu zaman krem şanti daha kıvamlı olur. Şimdi çırpmaya başlıyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar çırptım. Krem şantimi şu an hazır. Kıvamını görüyorsunuz. Hemen şöyle kapatacağım. Buzdolabına alacağım. Ben meyvelerimi doğrayana kadar buzdolabında kalsın. Sonrasında da parfümü bütün malzemelerini karıştıracağım. Ben 2 adet muz kullanacağım. Verdiğim ölçülerde 2 adet yeterli geliyor arkadaşlar. Yaklaşık 20 adet çileğim var. Onu da çok küçük olmamak kaydıyla kesiyorum. Onları da parfüm için hazırlıyorum. Burada meyveyi azaltmak ya da artırmak tamamıyla sizin elinizde ama benim vermiş olduğum ölçülerde gerçekten tam kıvamında nefis bir parfüm ortaya çıkıyor. Meyvelerimizi de hazırladıktan sonra krem şantimi dolaptan çıkardım. Şöyle derince bir kabın içine boşaltıyorum. Bir paket petit beurre bisküvim vardı. Onu da şöyle 4 parçaya olacak şekilde kırıp kırıp krem şantimin içine atıyorum. Çok küçük parçalara ayırmamıza hiç gerek yok. Zaten karıştıracağız. Şimdi güzelce bir karıştırayım krem şanti ve bisküvilerimi. Bir paket kullandım tamamını. Dilerseniz çikolata, damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ama ben sütlü bir çikolata kullanacağım üzerinde. Onun için içine gerek görmedim damla çikolata kullanmayı. Hemen şöyle dilimlemiş olduğum meyvelerimi de parfümün içine bırakayım. Güzelce hepsini bir karıştırayım. Bu kadar kolay bir tatlı. Şu an çileğin tam mevsimi, tam zamanı zaten. Mutlaka siz de evinizde yapın. Deneyin bu nefis lezzeti. Tam yaz sıcaklarına uygun dondurma tadında mini bir pasta oluyor. Kesinlikle memnun kalırsınız arkadaşlar. Hazırlamış olduğum parfümü streçlemiş olduğum kalıbımın içine boşaltıyorum. Her tarafını eşit olacak şekilde
patulamla da düzelttim. Her bir yeri eşit olacak şekilde. Hemen şu dışta kalan streç filmlerimi parfümün üzerine kapatıyorum. Hiçbir yeri açıkta kalmayacak şekilde kapatıyorum. Şimdi buzdolabımın buzluğunda yaklaşık 2-3 saat kadar dinlendireceğim. Sonrasında sunum aşamasında servis yaparken sizlere göstereceğim parfümü. Buzlukta dinlendirmiş olduğum parfümü, yaz tatlımı şimdi sunum için hazırlama zamanı geldi. İlk olarak üstünü kapatmış olduğum streçlerinden bir arındırayım. Bir tepsiye ters çevireceğim ve sunumu o şekilde gerçekleştireceğim. Ben kek kalıbı kullandım ama siz farklı kalıplar da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Parfümün üzeri içinde sütlü çikolata erittim. Ben Mara usulü. Hemen şöyle kaşık yardımıyla bir gezdireyim. Zaten parfüm soğuk. Çikolata da sıcak olduğu için hemen donacaktır üstünde. Parfümün üzerine bolca çikolatayla ve cevizle kapladım. Hemen şimdi sunum içinde bir dilim keseyim. Size de göstereyim. Çok çok nefis oldu, inanın bana. Dondurma kıvamında olacak demiştim ben size, buzdolukta dinlendirdiğimiz için. Meyveli dondurma kıvamında. Hemen size şöyle de göstereyim iç dokusunu. Bu şekilde de sunum için hazırladım. Parfüm oldukça nefis görünüyor arkadaşlar. Hemen sizin için de bir çatal tadına bakayım. Tek kelimeyle efsane olmuş. İnanın bana, yaza yakışır harika bir tatlı. Mutlaka deneyin derim. Ben üzerinde sütlü çikolata kullandım ama dilerseniz siz içinde de kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım çikolatayı çok sevdiği için üzerinde bolca kullandım. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir, tarifimi beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.